Hızlı kaleme hoş geldiniz arkadaşlar. Eyüp Hoca ile bugün mutlak değer soru çözümlerine devam edeceğiz. Pratik iki yöntemle çözüyoruz. Bir pratik, bir tane de normal akademik yöntemiyle. Top Eyüp'te. Hadi başlayalım. Bulamıyormuşuz ikinci yöntem bundaki soruları. Yani öyle dedim ben ya. Şimdi kafa gitti şimdi. Ben her soruda iki yöntem mi yapacağım? Yok. Beni zorluyorsun. Ama biz ilk videomuzda öyle yaptık. Bir iki soru da yaptık ya. Onu şey yapma olsun ya. Tamam. Başlayalım. Ya biraz hava atayım dedim kanal olarak ya. Ya tamam her soruyu iki yöntem. Yok ya abartmayalım ya. Yok yok. Yani. Bazı soruları iki yöntemle çözeriz yeter. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. 2x-4'ün mutlak değeri sıfırdan büyükmüş. Eşitsizliğini sağlayan olmadı bu. Ben buraya sildim. Sağlamayan. Sağlamayan. X değeri kaçtır? Diye soruyor bu. Davut'u buraya getirelim. Yanımıza oturtalım. Evet. Sürekli ona düzeltelim Davut, yani. Bak, bunu düzelt. Ben geçen şey yaptım ya. Onu dile getirdim zaten yani. İyi yapmışsın. Burada şey yapalım. Burada üçlü getirelim, anlatalım. Rencide edelim tabii, onu. Rencide edelim. Aha bu diyelim yani. Tamam. Piyanistanın sahibi bu. Evet başlayalım. 2x-4'ün mutlak değeri sıfırdan büyük. Bunu sağlamayan x değerini soruyor. Şimdi ben bildiğim şey şu. Mutlak değer ya sıfırdan büyüktür. Ya da sıfıra eşittir. Başka bir şey olabilir mi? Yok. Olamaz. Sıfırdan büyük değerler sağlayan değerler oluyor. Sıfıra eşit olan değer de sağlamayan değer oluyor. Yani 2x-4'ün mutlak değeri sıfıra eşitse bunu sağlamaz. 2x-4 diye sıfırdır. Eksi sıfır diye bir şey yok. 2x eşittir 4'tür. X eşittir 2'dir. Sağlamayan değeri bulmuşuzdur. Soruyu da geçmişizdir. Geçtik yeni bir soruyla karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar iki taraftan sınırlanan bir mutlak değer eşitsizliği var karşımızda. Bir taraftan sınırlanınca biz bunların kurallarını vermiştik. Bir şeyden küçük olunca mesela 13'ten küçükse 13'te eksi 13 arasında diyorduk. 4'ten büyükse ya 4'ten büyüktür ya eksi 4'ten küçüktür diyorduk. İki taraftan da sınırlandığı zaman 2'ye ayırıyorum. Temiz. Ya aynen çıkar. Ya da burası eksiyle çarpılıp çıkar. Zaten mutlak değerin özelliği bu. Eksi 6x artı 2 13 ile 4 arasında. 2'yi karşı tarafa attım. 6 küçüktür. 6x küçüktür. 15. Her tarafı 6'ya böldüm. 1, 15 bölü 6. 15 bölü 6 dediğim şey ne? 5 bölü 2. 2,5 ile 1 arasında. Kaç tane tam sayı değeri biliyorsun sen? 2. Başka yok. Eliyle böyle gösterip 2 yapması da manidar. 2. Devam ettim. Bu 2'yi karşı tarafa attım. 2, eksi 6x, 2 çıkartıyorum her yerden. 11. Her tarafı 6'ya böldüm. Eksi 2 bölü 6 yani eksi 1 bölü 3 oldu bu. 6'ya böldüm. Eksi 11 bölü... Ben bayağı yanlış bir şey yaptım. İnsanlara söylediğim şeyi kendim yapıyorum. Ben de hiç insan gibi de takip etmiyorum. Eksi 11 bölü 6. Neden? Her tarafı eksiye böldüğüm için yön değiştirdi değil mi arkadaşlar? Ben yaptım, siz yapmayın. Ya bilerek ya, yaptık. Böyle yerlerde hocalar dikkat edin diye. İşte siz anlayın diye şey yaptık biz onu. Takip ediyoruz. Eksi 11 bölü 6, eksi 2'ye yakın bir şey. Eksi 1 küsür. Evet. Eksi 1 bölü 3 de eksi 1'den küçük. Bu ikisinin arasında bir tane sayı biliyorum ben. Eksi 1. Değil mi? Değil mi? Değil. Eksi 1, 2, toplamı 1. Güzel ve zor bir soru. En gıcık da şuradaki sayıyı bulmak ya. Evet ya. En çok orada problem yaşıyor bizim. Uuu, iki tarafta da x var, bir tarafta mutlak değer var, hem de eşitsizlik. Allah kahretsin. Ne yapacağım ben? Ya ben ne yapardım biliyor musun? Bir bunu her iki tarafı şey yapardım, şu aralıkta var diye. Daha güzeli var, eğer böyle veriyorsa. Ne yapıyorsun? Kare mi alıyorsun? Ben direkt şurayı yazıyorum. Diyorum ki burası zaten ya sıfırdır ya pozitiftir. Sıfır veya pozitif bir sayıdan daha büyük olan bir sayı onlardan kesin büyüktür. Pozitiftir. Yani x artı 2 pozitiftir dedim. X eksi 2'den büyüktür dedim. Bitti mi? Daha bitmedi ya. Nereye bitti ya? Peki. X eksi 2'den büyüktür yaptın mı? Yaptım valla. Peki. Vallahi. Şimdi 2x burasını 5 gibi düşünsem. 5 ile eksi 5 arasında olmayacak mı bu? Hı hı. Öyle yapayım. 2x eksi 1 küçüktür. X artı 2. Ben bunu demek istedim. Az önce söyleyemediğim vardı ya. Dedim. İkili ikili çözeceğim. Ne yazık ki biraz uzun soru arkadaşlar. Şurayı çözdüm. Ama yapacak bir şey yok. Bu eksi x'i karşı tarafa attım. 3x. Ben burada soru çözeceğim. Sen orada muhabbet et. Öğrencileri motive ediyorum. Yapma böyle ya. Her tarafı 3'e böldüm. Eksi 1 bölü 3 küçüktür x dedim. Bir de şurayı çözeyim. Burası da bu x'i karşı tarafa attım. 2x eksi x'den x. Bu 1'i karşı tarafa attım. 3. Yani 3'ten küçük. Eksi 1 bölü 3'ten büyük olacak. Eksi 2'den de büyük olacak. Ben bunları birleştirsem nasıl birleştiririm?
Sayı doğrusu çizer birleştirir. Sayı doğrusunu çizeyim tamam. Senin aklına başka eksi şey iki. Var. Yok ya ne olabilir ki? Bilemiyorum ki çok güvenemiyorum aklına. Ya ben burada büyük türlere küçük türlere ayrı ayrı bakıyorum ona da bakacağım. Eksi 2'den büyük olmasını istiyorum. Tamam. Eksi 1 bölü 3'den büyük olmasını istiyorum. 3'ten de küçük olmasını istiyorum. 3'ten küçük olmasını istiyorum. 3'ünün kesiştiği noktayı ben şöyle işaretleyeyim. 3 çizgiyi de burada kesiştirmedim. Kesiştirdim. Tamam. O zaman çözüm kümesi şu olur. Çözüm kümesi eksi 1 bölü 3 ile 3 arasın. Açık aralığındadır. Dedim. Allah'tan eksi 2 almadı. Hadi. Bir mutlak değer var. Başka bir mutlak değer var. Farkının kaç tane tam sayıları vardır? Utanmazlar. Utanmazlar. Soru diye sormuşlar. Vay. Bu kadar net. Ben bıraktım soruyu. Abi olur mu? Ben şaka yaptım. Hiç latifeden anlamıyorum. Kritik noktalara bakalım. Eksi 7. Meseleyi anlatalım ya. Eksi 7. Eksi 7'yi şöyle şuraya yazayım da daha ortalansın. Eksi 7 bunun kökü. Bir de 3'ümüz var. 13 bunun kökü. 13'ten büyük olursa ikisi de aynen çıkacak. X artı 7 aynen çıktı. Eksi parantezinde eksi eksi 13 aynen çıktı. Çıktı. X'ler gitti. Burası 20. Eksi 7'den küçük olursa? Her ikisi de negatif. Aynen öyle. Eksi x eksi 7. Burası eksi ile çarpılıp çıktığı için burada da eksi olduğu için artı x eksi 13 mü aynen çıkmış oldu. Evet. X'ler gitti. Burası da eksi 20 mi? Aynen. Uzatmıyorum arkadaşlar. Eksi 20 ile 20 dahil aradaki bütün sayıları alır. O zaman işte eksi 20, eksi 19 vesaire, 0 vesaire, 19, 20. 20 tane burada var. 20 tane burada 20 var. 20 tane burada var. 0 unutma. Var. 41 kere maşallah. Dediğim yani ne yapıyoruz? Çözüyoruz. Yani ne yapıyoruz arkadaşlar? Kritik noktaları yerine koyup en küçük en büyük değerleri buluyorum. Aradaki bütün değerleri alır diyorum. İki mutlak değerin farkında. Çok güzel bir soruydu valla. Geldim buraya. 24 bölü x eksi 2 artı x artı 2. İki mutlak değerin toplamı. Ben bunu mutlak değer konu anlatımının son sorusu olarak çözdüm. Yaptık mı bu? Yani bu versiyonunu yapmadım da. İki mutlak değerinin toplamının en büyük en küçük değerini bulmayı gösterdim. Yazmıştır, değil mi? Şunun en küçük değerini nasıl buluyordum? Bir 2 yazıyoruz, bir eksi 2 yazıyoruz. İşte x eksi 2, x artı 2. Neden eksi 2 ile 2 yazıyorsun? Çünkü kritik noktaları. Kritik noktalar. Onlar içleri 0 yapan değerler. 2 yazınca burası 0 oldu, burası 4 oldu. Cevap 4 çıktı. Eksi 2 yazınca burası 4 oldu, burası 0 oldu. Yine 4. Cevap 4 çıktı. Yani alt tarafın en küçük değeri 4. 4. İfadenin en büyük olması için zaten alt tarafın en küçük olması lazım. O zaman 24 bölü 4'ü soruyor aslında bana adam. 6. Cevap 6 dersin. Soruyu da gönderirsin. Geçersin. 3 tanesi geliyor mu bunların? Üçlüsü mü? Hı-hı. Fark etmez ki. Hep aynı yol, hep aynı yol. Yani 3 tane toplam gelse yine kritik noktaları tek tek yerine koyup ne yapacağız? Bulacağız. Bir mutlak değer artı 2 başka bir mutlak değer 7. X değerlerinin çarpımı kaçtır diye soruyor bana. Vay başıma gelenler. Şimdi mutlak değerle bir sayı toplarsan ne olur ki? Pozitif. Zaten yani şu dışarıdaki mutlak değere ihtiyacım yok benim. Neden? X artı 2 mutlak değeri pozitif 2 ile topladım. Kesin pozitif bir sayı. Kesin. O zaman ben derim ki x artı 2'nin mutlak değeri artı 2 eşittir 7. Dışarıdaki mutlak değeri sildim. Ona ihtiyacım yok. O zaman x artı 2'nin mutlak değeri nedir? 5. 5. O zaman x artı 2 ya 5'tir. Ya da eksi 5. Ya da eksi 5'tir. Buradan eksi 7 geldi. Buradan da 3 geldi. 3 ile eksi 7'yi çarptım. Eksi 21'i şıklarda buldum. İşaretledim. Soruyu salladım. Dedikten sonra... Yeni bir sayfa. Yeni sayfalara yelken açalım. Evet. Ne yapacağız bu soruda? Denkleminin çözüm kümesi nedir? Pozitif kökünü arayacağız. Burası mutlak değer ya. Yani x3. Şimdi burası x, x olsa hocam. Olsun hocam. Burası eksi 3, eksi 1 olsa çarpımları 3, toplamları eksi 4 olan sayılar. Ben burayı x eksi 3 ile x eksi 1'in çarpımı olarak açabilir miyim? Her türlü. Her türlü açabilirim. Süper. Şimdi ben buranın mutlak değer olduğunu görebiliyorum. Burası komple mutlak değer. O zaman burası neydi? Hep aynı şeyi yapıyordum. Pozitifti değil mi arkadaşlar? Aynen. O zaman x eksi 3 ya pozitifti ya sıfırdır dedim. X bir aralık bulduk. 3'ten büyüktür dedim. Bu çok önemli.
Şimdi komik olan burada şu arkadaşlar. X 3'ten büyükse aslında burada mutlak değer yok. Bak. Doğru. Aynen çıkmaz mı 3'ten büyükse? Aynen çıktı. Çarpı. Bu da aynen çıktı. Bu da aynen çıktı. X eksi 3. Adam yaptı yine vallahi. Eşittir X eksi 3 dedim. Şimdi ben bu X eksi 3'leri sahilleştireceğim fakat. Kök gitti. Kökü yok ederim sahilleştirirsem. O zaman sahilleştirirken şöyle bir şey yapacağım. Bunların sıfır olduğu durumu. X eşittir 3'ü yazacağız. Kenara yazacağım, öyle sahilleştireceğim. 1 kaldı mı? Kaldı. X eksi 1 1 ise. X nedir? 2'dir. 2'dir. 2'yi de mi yazayım? X eşittir 2. Sen mi? Yaz tabii ya. Çözüm kümesini söyler misin? 3 ile 2. Yanlış. 2 ile 3. Yanlış. Bilemedim öyleyse. Değil mi? Doğru ya. 2 doğru. Bu aralıkta değil arkadaşlar. 2'yi niye alayım? Yine dikkat etmeyeyim. 2 yalan. Bu aralığı ben sağlayan bütün değerleri alabilirim. Bu aralığı sadece 3 sağlıyor dedim. Son soru. Geldik son soruya. Kaydırma şu kağıdı ya. Kaydırma abartmış ya. Abartmış da abartmış. Abartmış da abartmış. Neyi abarttım? Çok mu soru çözüyorum? Yok ya, zorlamışsın tamam. Çocukları. Nasıl zorladım ya? Bunlar zor mu? Dövseydin. Peki. Çözüm kümesi 2 olduğunu. X yerine 2 yaz diyor. Aynen. Yazalım. 8 artı M artı 4 artı N. Küçük eşit 0. Yazdım. Bir mutlak değer 0'dan küçük olabilir mi? Sıfır eşit olabilir mi? Sıfırdan küçük olan yerler saçma. 8 artı M artı 4 0'dır. Artı N kesin sıfır olmak zorundadır. Zorunda. O zaman iki pozitif sayının toplamının sıfır olması imkansız. İmkansız. İkizde eksi pardon ikizde sıfır olacak. 8 artı eksi 8 4 artı eksi 4 olmalı. O zaman eksi 8 ile eksi 4'ü çarpacağım. Burada iki mutlak değeri toplayınca 0 oluyorsa zaten bunu da söylemiştik. Aynen. İkisinin de ayrı ayrı 0 olması lazım. Bunun eksi 8, bunun eksi 4 olması lazım dedim. Çarptım 32. Videoyu bitirdim ben. Vallahi güzel sorulardı. Evet arkadaşlar, gayet güzel sorularla hızlı kaleme kaldığımız yerden devam edeceğiz. Abone olmayı unutmayın. Beğenin. Senin diyeceklerin var mı? Beğenin. Görüşürüz. Takip edin. Soruları çözün. Çalışın. Görüşürüz demiştim. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. Hadi bay bay.